الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العاديات. Allah Adiyat suresinde şöyle buyuruyor. العاديات هي الخيل التي تعدو وتجري. Bu adiyat ile bahsedilen şey ise atlardır. Yani koşuyorlar bu atlar hızlı bu şekilde gittikleri için. لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. إن الله عز وجل belirttiğimiz gibi mahlukatından dilediği şey üzerine yemin eder. وليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. Bizler ise ancak yüce Allah'a yemin eder. Yüce Allah üzerine yemin eder. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Zira kim Allah'tan başkasının üzerine yemin ederse ya kafir olmuştur ya müşrik olmuştur. Ha alih al-khayl hiya alat al-jihad. İşte bu az önce bahsettiğimiz atlar cihat için kullanılan aletlerdendir. Naam. Indama tajri ve teştad fi'l-jari yakhruc laha savt min sadriha. Bu atlar koşunca çok hızlı bir şekilde onun göğsünden bir ses çıkıyor. Nefes nefese kalınca. Ve huwa hadha allazi ja'a fi'l-ay dabha. İşte bu nefes nefese kalması ve çıkardığı ses dabha, bu ayette işittiğiniz dabha kelimesi. Ve hiya indama tajri بحوافرها عندما تأتي على الصخر يخرج مثل الشراب كما تضرب الحجر بالحجر. نعم. وأطلع çok hızlı gidince ayaklarında onlarında olan şeylerden bazen taşa çarpınca yani kıvılcımlar çıkıyor. نعم فتغطي هذا بالحافر يخرج مثل الشراب. Çok hızlı bir şekilde ayağını vurunca bu atlar görüyorsunuz bazen kıvılcımlar çıkıyor onlara. وفي الغالب أن الجهاد يكون في أول النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو أو يغير على أهل بلد ينتظر حتى بعد الفجر إذا سمع الأذان رجع وإلا قاتل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم zamanındaki sünnet cihat hususunda sabah namazını insanların kılmasını bekliyordu. Eğer orada insanlar ezan okuyorlarsa onlara saldırmıyordu. Ancak eğer ezan yoksa, iman emaresi yoksa oraya saldırıyordu. Naam. فالخير عندما تجري تثير النقع يعني تثير الغبار. Bu at koşunca arkasından toz savuruyordu. والخيل في الغالب انها تدخل في العدو ولا تخاف في الغالب. هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. Allah atı bu şekilde yaratmış. Onun yani bir özelliği var. Düşman topluluklarının ortasına cesaretli bir şekilde korkmadan giriyor. Naam. Aqsam Allah subhanahu wa ta'ala ala maza? Yüce Allah burada neye yemin etmişti? Annel insan yechad en-ni'am. Yüce Allah insanın nimetleri inkar ettiğini, nankör olduğuna yemin etti. Yekfur en-ni'am. Nimetlere karşı kafirlik ediyor. Taqaddam ma'ana anna kull ni'ma an'ama Allah subhanahu wa ta'ala biha aleyk fahiyye ihtibar imtihan lak. Az önce de dile getirmiştik. Yüce Allah'ın bize verdiği her nimet bizim için bir sınama vesilesiydi. Keyfe tenceh fi hadha al-ihtibar? Peki bu sınavdan, bu imtihandan nasıl kurtulacaksın? Tenceh vallahu a'lem bi amrayn. Allah en iyi bilsin bilir. Ancak şu iki hususa dikkat çekmek istiyoruz. Qabla an ta'ti an-ni'ma tata'allaq billah subhanahu wa ta'ala la bi ghayri. Bu nimet gelmeden önce kalbinin yüce Allah ile muallak olması gerekiyor, başkasına değil. Al-cenne tutlab min man? Cennet kimden isteniyor? Min men? Kimden istiyoruz biz cennet? Allah. لماذا تطلب من الله ولا تطلب من غير الله؟ Neden sadece Allah'tan istiyoruz da Allah'tan başkasından cenneti istemiyoruz? لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الجنة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. Çünkü cennete malik olan sadece Allah'tır, başkası değil. طيب الرزق اطلب من من؟ Peki rızkı kimden istiyoruz? Allah. من الرئيس؟ Reis'ten mi istiyoruz? من الملك؟ Padişahlardan mı istiyoruz? من الوزير؟ Bakanlardan mı istiyoruz? من وزير المالية؟ Maliye Bakanı'ndan mı istiyoruz? Min el-milyarder? Milyarderlerden mi istiyoruz? Min el-ulema? Alimlerden mi istiyoruz? Min reis el-belediye? Ya da belediye reisinden mi istiyoruz? La! İzen hâzel lezî fî akıl kethîr min el-nâs yufakkir fîh hâze bin el-te'allak bi gayrillah. İşte insanların bu yaptığı, genel olarak yaptığı şeyler Allah'tan başkasına taalluk etmektir, Allah'tan başkasına bağlanmaktır. يعني هذا يمشي في الطريق. Diyelim ki bu kardeşimiz yolda gidiyor. ويرى متاع الدنيا. Sonra dünya metaından bir şeyler gördü. يفكر في ماذا أكثر الناس. İnsanların çoğu ne düşünür? يقول لو يتعرف عليه رئيس الجمهورية. Diyelim ki cumhur reisiyle karşılaşacak. أو يتعرف عليه رئيس البلدية. Ya da belediye reisiyle. أو الملياردير. Ya da bir milyarder ile. ويعطيني من أمواله. Yani tanışayım da onlardan biriyle bana bunlardan versin ister. Sahih. أكثر الناس على هذا. İnsanların çoğu böyle işte böyle talep ediyor. أو يقول يعطيني شيك مفتوح. Ya da bana açık bir çek versin istiyor. أو يعطيني مثلا
مدينة كذا. يا ده بنا يعني صاحب أو دمرتن شهيرلردن بيرني ورسن استي. هذا تعلق بغير الله. بو الله تان باشكا سونا كابين بعلان مصدر. وتسمع بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام؟ بعضهم بيقولون بو يناتجلر بزي مش نابت يا ديوش. ماذا صنع لنا الرؤساء؟ هذا بو رئيسلر بزي مش نفايدة بربنا. ماذا تريد منهم فقراء هؤلاء؟ Onlar da senin gibi fakirdir. Allah'ın muhtaçtır. Sen ne istiyorsun onlardan? La teftekir ve la te'temid illa ala men. Sadece Allah'tan istedim. Sadece Allah'ın muhtaçlığını göster. İlla ala Allah. Sadece muhtaçlığın Allah için olsun. İzen tencih bil ihtibar qabl an te'til ni'me la teteallak bi ahad illa billah. Dedik ya az önce bu imtihandan bu sınavdan başarılı olmak için yapman gereken ek şey Allah'tan başkasının kalbinin bağlanmamasıdır. Ba'de an te'til ni'me teşkurha. Bu nimet geldikten sonra da şükredersin. كيف تشكرها? Peki şükür nasıl olur? بالقلب اعتقاد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Kalbinde, kendinde olan tüm nimetlerin Allah'tan olduğunu söylersin. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث. Ayrıca bunu dilinle söylersin. Çünkü zira yüce Allah sendeki nimetleri insanlara anlat. بالجوارح أن تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. Sonra ağzalarınla bu ağzaları kullanarak yüce Allah'a şükredersin. من أين لك هذه الساعة؟ الساعة سنة نردن جد. قال هذا بجدي. من çalışarak bunu aldım. باجتهادي. azmettim de aldım. تعبت. bunun için yoruldum da aldım. أنا أعرف كيف تأتي النقود. ben biliyorum para nasıl kazanılır. öyle aldım ben bu saati. بعائلتي. benim ailemde falan. نحن عائلة أغنياء. biz zengin bir ailedeniz. ورثت هذا المال من آبائي وأجدادي. ben bu malı ailemden, büyüklerimden bana miras gelmişti. Onlardan aldım. Hâdâ kufr linni'm. Bu işte nimete küfretmektir, nankörlüktür bu. Min ayna leke hâdâ? Sana bu nereden gelmişti aslında? Hâdâ min fadli Rabbi. Bu Rabbinin sana verdiği fazladır, başkasından değil. Keyfe asbaht? Nasıl sabahladın? Keyfe tezevvajt? Nasıl evlendin? Yekul min fadli Rabbi. Diyeceksin ki Rabbimin fazlıydı. Vid hâdâ el-cuhûd linni'm. Bunun zıttı olan nimetlere karşı nankör olmak, inkar etmek ise el-abd yeşhed ala nefsi bimâle bihâzel cuhud vel inkar linni'me leti en'ame Allah subhanahu wa ta'ala biha aleyh. Kullar aslında kendindeki bu nankörlüğe şahittirler. El-insan yuhibbul hayr. İnsanlar hayrı seviyor aslında, malı mülkü seviyor. Mehabbe şedide. Çok şiddetli bir şekilde malı seviyorlar. İzâ ente tuhibbul hayr. Eğer sen hayrı istiyorsan, mal istiyorsan لابد أن تنسب هذا الخير لله سبحانه وتعالى. Kendine gelen hayrı Allah'a nispet etmen gerekir. أما هذه النفس ليس فيها خير. Ancak bu nefiste hiçbir hayır yoktur. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد محب للخير. Şüphesiz ki o buna şahittir ve o mala karşı da çok hırslıdır. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور سوف تبعث وتحاسب وحدك. bilmiyor mu bunlar kabirdekiler ortaya çıkacaklar diriltilecekler. ثم الأعمال مكتوبة مسجلة عليك. sonra bilin ki tüm ameller yani kaydediliyor. بماذا تجيب? ne diyeceksin sonra? هل تكفر النعم أو تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى? Bu nimetlere karşı nankör mü olacaksın yoksa Allah'a mı nispet edeceksin bunu? Allah subhanahu wa ta'ala ya'lem az-zawahir ve's-sarair. Yüce Allah zahirleri de, alaniyeti de bilir ve insanların içinde olan gizli şeyleri de bilir. فَهَذَا يُوجِبْ مِنَّا الْمُرَاقَبَ وَالْخَوْفِ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bu bize şunu gerektirir. Allah'ı murakabe etmek, onun durumlarını ve Allah'tan korkmamızı gerektirir. نَتَعَلَّقْ بِاللّٰهِ لَا بِغَيْرِ اللّٰهِ. Sadece Allah'a bağlanırız kalbimizde, Allah'tan başkasına değil. ونشكر النعم. أبو شكل ذا نعمة وشكر درس. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الشاكرين والله أعلم. إن شاء الله تم بذا شكر ذا نردن كل مسلم.